Arif, Adana'daki adamlarınla iletişime geç. Nedret'in köyüne gitsinler. Tamam mı? Tabii ya. 15 yıl önce kaybolan Nedret'in kocasına dair köylünün bildiği, gördüğü, duyduğu ne varsa hepsini bilmek istiyorum. O gün nerede görülmüş, kimlerle görülmüş, Nedret için neresinde, hepsini bilmek istiyorum. Bütün bu dedikoduları, havadisleri bilmek istiyorum. Tamamdır ya. Hastaneye gitmeden önce bir yere uğrayacağız. Bu ileriden dönüver. Nereye gidiyoruz Hülya Hanım? Devine bedel ödetmeye. Sür sen. Konuşmamız lazım. Hastaneye yaptığım yardımların bir karşılığı var. Unutma Ergun Bey. Senden haber bekliyorum. Hülya Hanım, ben zaten 2 aydır üstüme düşeni fazlasıyla yaptım. Yetmez. Dertlerinin çözülmesini istiyorsan sen de benim derdimi çözeceksin. Vesayet davasına lehime şahitlik yapacaksın. O kadar. Yumurtalık rezervleriniz tekrar hamile kalmanızın mümkün olmadığını gösteriyor maalesef. Bebeğini düşürdükten sonra geçirdiğin rahatsızlığını da mı saklıyorsun? Ya da bir daha asla anne olamayacağını? Sen babanla bu Hülya'nın bir kontağı var mı? Devin. Hülya Soykan'ın burada ne işi var? Anlamadım. Hülya Soykan'ın senin hastanende ne işi var? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne Hülya Soykan'ı? Hülya Soykan'ı senin hastanenden çıkarken gördüm baba. Bu hastanede tek doktor ben miyim Devin? Tahlil yaptırmaya gelmiştir, kontrole gelmiştir. Ne bileyim ben ya? Bana yalan söyleme. Devin, kendine gel. Yalan falan söylediğim yok. Hülya Soykan'ı görmedim ben. Ben hayatımda ilk defa sana gerçekten güvendim ya. En zor günlerim de benim. Gerçekten yanımdasın sandım. Gittiniz siz Hülya Soykan'la beraber bana oyun mu oynadınız ya? Yapmadım de böyle bir şey. İyi değilsin sen şu an. Yüzüme bak ve bana ne olur bunu yapmadım de baba. Ben böyle bir şey yapmadım. İngiltere'ye gitme kararım netleşsin diye istedi senden bunu değil mi? Oraya gidince çoktan iş işten geçmiş olacaktı çünkü. Öyle mi düşündü baba? Hı? Ne olur bana doğruyu söyle. Bu resmen artık bir paranoyaklık.
Bence sen bir psikoloğa falan da görünmelisin. Benim sana tek söyleyebileceğim şey bu artık. İki hafta içinde çıkarmış sonuçlar. Daha önceden hiç yapılmamış başka testler de yaptırdı. Hey. Bak şimdi beklemesi zor biliyorum ama doktor gerçeği söyleyene kadar sıkılır. Sakin ol. Sataşma Hülya'ya. Eğer bu işte onun barınağı varsa ben o barınağı koparıp atacağım zaten. Azıcık oturabilir miyiz? Ha, gel otur, otur gel. Gel. Sen bu yüzden mi ayrıldın Aslan'dan? Biz birbirimize çok zarar veriyorduk. Sevdiklerimize de öyle. O yüzden ayrılmak istemiştim ama bu da son işaretti benim için. Peki doktor derse ki ana olma ihtimalim var. O zaman ne edeceksin? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Biz Aslan'la çok büyük bir savaşın içinde gibiyiz. Gerçi başından beridir böyleydi ama sanki artık daha fazla yaralıyoruz gibi. Bu cihanda insan savaşı bitmiyor ki kızım. Daha anasının karnından yürüyen çıktığında başlıyor. Ciyak ciyak ciyaklıyor insan. Savaşta aşka dahil diyorsun. Dahil tabii. Mevzu bahis aşksa savaş sadece eşgal değiştirir. Bahtı geliyor, ailen için savaşıyor. Bahtı geliyor, evladın için. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Ya onun iyiliği için onunla bile savaşıyor. Çok yoruldum ama hala ben. Onu çok seviyorum ama bu kadar yoruldum ki. Yok, yok, yok. Yorulmayacağım. Yorulmayacağım, yavrum. Bak. Saçları güneş. Gözleri yıldız bir çok güzel kız vardı. Bana ne dediydi biliyor musun? Kurtuluş savaşın içinde başlar. Ben hiç unutmadım. Sen de unutma.